Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ve evladihi ve etbaihi ecmain. Estaizu billah. Rabbi şirah li sadri ve yessirli emri ve hlulukteten min lisani yefkahu kavli. Allahümme enfa'ni bima allemteni ve allimni ma yenfe'uni ve zidni ilmen. Elhamdu ala kulli halin ve euzu billahi min halin ehlin nar. Amin. Allahümme amin. Selamünaleyküm arkadaşlar. Sözler Risalesi okumalarımıza devam ediyoruz. En son 7. sözü bitirmiştik metin olarak. Konuşacaklarımızın hepsini konuşmaya çalışmıştık. Tabii ki de konuşacaklar bitmez. 7. sözü baştan okusak şimdi birçok yeni şey de söyleriz. Ama bir yerde de çok şükür deyip kesmek gerekiyor ki okumalarımız devam edebilsin. Biz de öyle yaptık. Çok şükür dedik. Ve şimdi ahirindeki dua kısmı üzerine konuşacağız. Yani 7. sözün ahirinde uzun bir dua var. Hem de bir salavat var. Hem dua hem salavat. Normalde diğer küçük sözlerde böyle bir şey yoktu. Bu 7. sözde dahil oldu. Bediüzzaman Hazretleri külliyat içinde bunu yapıyor. Bazen böyle bir nefes alıp araya bir salavat, bir dua mutlaka katıyor. Bunlar bazen böyle yarım sayfa, bir sayfa gibi olabiliyor. Burası da yine neredeyse yarım sayfa olan bir kısım. Bunu niye yapıyor Bediüzzaman Hazretleri? Bunu elbette Kur'an'ın ve sünnetin verdiği dersle yapıyor. Yani Kur'an nasıl ki hem bir kitabı irşat ama hem de bir kitabı dua. Hem bir kitabı talim ama hem de bir kitabı tesbih. Yani hem bize ilim öğretiyor, hem dua öğretiyor, hem tesbih öğretiyor, hem eğitim veriyor. Kur'an'ın bir sürü kitabı içinde barındıran tek bir kitap olma özelliği var yani. Elbette Kur'an'ın tefsirini yapan bir alim de onun hem içindeki ilimden hem üslubundan ders alması lazım, alıyorlar. Allah hepsinden razı olsun, eserlerinden istifade ediyoruz biz de bu sayede. O yüzden İslam alimlerinin eserlerinde böyle salavattır, duadır aralarda çok görürsünüz. Çünkü Kur'an böyle ve hayatın kendisi de böyle. Yani hayat yaşanırken içinde dua ettiğimiz, tesbih ettiğimiz zaten asıl hayat bu şekilde olan. Asıl hayat değerine böyle çıkan bir şey. Onlar da dikkat edin akademik metinler gibi değillerdir bizim klasik eserlerimiz. Şimdi günümüzde akademiye dünyası var, akademi dünyası, onların yazdığı eserler var. Bunların kimileri de İslami eserler. Ama onların bilgi anlatış tarzı, üslubu Anglo-Sakson dünyanın bilgi anlatım üslubu. Biz oradan daha çok etkilenmişiz. İngiltere, Amerika, bunların akademi dünyasından daha çok etkilenmişiz. Bakıyorsunuz adam İslami bir şey anlatıyor ama yani neredeyse Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Muhammed deyip geçecek haşa. Tövbe haşa. Yani salavat bile getirmiyor. Önüne Hazreti bile koymayacak neredeyse. Öyle rahat. Öyle böyle hani sanki ilim ancak öyle olurmuş gibi. Öyle bir tarafsızlıkla güya. Tarafsızlık tırnak içinde söylüyorum. Aslında bu bir tarafsızlık değil. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam babanın oğlu askerlik arkadaşı gibi konuşmak, bahsetmek ondan bu tarafsızlık değil. Bu karşı tarafta olmak demek yani. Hangi Müslüman böyle konuşur? Aramızda böyle bir kitle mi var? Bir onlar var, bir biz varız. Biz saygıyla konuşuruz. İsminin başına Hazreti, sonuna aleyhissalatü vesselam veya başka bir salavat eklemeden bitirmeyiz. Biliriz ki ona hürmet böyle olur. Bir de karşımızdaki dünya var. Onlar da onu sıradan bir insan gibi görürler, öyle bahsederler. Şimdi bizim profesörlerimizde de var bu şey damar. Ben nesil yayınlarında editörken dosyaları inceleme şeyi bendeydi. Önce bana gelirdi. Ondan sonra benden geçerse yayın yönetmenimize gönderilirdi. Yani ona iletirdim ben. Gönderildiğince başkası yapıyormuş gibi oldu. Ben kendim yapıyordum yani. Şimdi tezleri okuyoruz. Tez de geliyor tabii. Ama adam öyle bir bahsediyor ki sanki başkasının dini. Bahsettiği peygamber sanki başkasının peygamberi. Veya dört halife dönemini anlatıyor mesela. Ya öyle bir anlatıyor ki sanki kendisi böyle şey hani başka bir dünyada onlar başka bir yerde yaşıyor. Taraftarlık yitimi diye bir şey yani bu hastalığı ben öyle tarif ediyorum. Akademi dünyasında
Bu hüner olmuş. Genelleştirmeyeyim, elbette hepsi öyle değildir ama metin yazımında niyeyse böyle bir şey var, yönelim var. Elbette bu metin yazımındaki yönelim onların meseleye yaklaşımına da etki ediyordur tahmin ediyorum. Ya o kadar uzaklaştırarak yazamazsın sen. Bu senin peygamberin yani aleyhissalatü vesselam. Bu senin dinin. Bunlar senin efendilerin, sahabe efendilerin yani. Veya İslam alimleri. Bunlar senin seyitlerin, efendilerin yani. Bu kadar gönlünden, kalbinden uzaklaştırıp ötende bir şey oluyormuş gibi yazamazsın. Böyle olmamalısın ki işte bu ahir zaman dönemi gelinceye kadar İslami metinlere baktığınız zaman da böyle bir üslup görmüyorsunuz. İşte bakıyorsunuz Üstad Hazretleri'nin yazdığı sözler şimdiye kadar okuduk. 39. gün mü bugün? Yani burada Bediüzzaman'ın nerede durduğuna dair bir şüphe ulaştı mı kafamızda yani? Ya bu adam hangi tarafta duruyor acaba? O tarafta mı, bu tarafta mı falan? Ya burada olduğu bariz belli yani. Taraftar olarak konuşuyor. Savunarak konuşuyor. Buraya basarak konuşuyor yani. Ama bizim mübarekler, yeni nesil, abi adamın sözünden anlayamıyorsun. Hani böyle tanımasan adamı, bu adam hangi dinden diyeceksin yani. Acaba hangi dinden bu böyle söyledi diye soracaksın. Öyle bir tarz, öyle bir üslup. Ben bu üslubu karşılaştığım metinlerde de yadırgardım, beğenmezdim. Ha elbette onlar benden daha bilgili insanlar, akademisyenler, proflar, doçentler vesaire ama yani o tatsızlık daha doğrusu buradaki balla uyuşmuyor. Yani nerede bu metinlerin lezzeti, böyle bizim içimize alıp böyle bağrımıza basasımız geliyor bunların üslubunu, tadını, dualarını, salavatlarını böyle ballana ballana okuyasımız geliyor. Diğer tarafta onların böyle şeyleri böyle üçüncü zaman kipinde böyle uzakta bir şeyden bahsediyormuş gibi duygusuz metinleri. Onlara biraz buradan vurmuş oldum böylece başlarken. Cenab-ı Hak ne diyelim, böyle bu üsluplarla metinler üreten alimlerimizin sayısını, akademisyenlerimizin sayısını çoğaltsın. Cenab-ı Hak olanlara da katından ecirler nasip eylesin. Onların ürettiği bilgi üzerine duruyor din. Haklarını yiyemeyiz. Allah razı olsun hepsinden. Pekala, dua kısmını konuşacağız dedik. Şimdi ben yine Arapçasını bir okumayı deneyeyim mi? Benim pek bu okuma şeyim kuvvetli değil ama bir deneyeyim. Ondan sonra altta meal kısmı var. Onun üzerinden konuşalım. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme nevvir kulubena bi nuril imani vel Kur'an. Allahümme agnina bil iftikari ileyke ve la tefkurna bil istignai anke. Teberra'na ileyke min havlina ve kuvvetina vel teca'na ila havlike ve kuvvetike fec'alna minel mütevekkiline aleyke ve la tekkilna ila enfusina ve ahfezna bi hifzike verhamna verhamil müminine vel müminat ve salli ve sellim ala seyyidina Muhammedin abdike ve nebiyike ve safiyike ve halilike ve cemali mülkike ve meliki sum'ike ve ayni inayetike ve şemsi hidayetike ve lisani hüccetike ve misali rahmetike ve nuri halkike ve şerefike mevcudatike ve siraci vahdetike fi kesreti mahlukatike ve kâşifi tılsimi kainatike ve dellali saltanati rububiyetike ve mübelliği marziyeti muarrifi kunuzi esmaike ve muallimi ibadike ve tercümani ayatike ve mir'ati cemali rububiyetike ve medari şuhudike ve işhadike ve habibike ve rasulike allazi erseltehu rahmeten lil alemin ve ala alihi ve sahbihi ecmain ve ala ihvanihi minen nebiyyine vel mürselin ve ala melaiketikel mukarrabine ve ala ibadikes salihin. Amin, amin, amin. Artık alttan yazı geçireceğim. Hatalıysam arayın diye. Kafasını gözünü kırmış olabiliriz. Allah affetsin. Becerebildiğimiz kadar okuduk. Şimdi bu salavat ve bu dua niye buraya girdi? Ha onu söylüyorduk başta. Ona söyleyemeden başka mevzulara daldım yine. Şimdi
Dediğim gibi Bediüzzaman Hazretleri'nin Sözler Risalesi'nde bir hiyerarşisi var. İşte Allah'ın adının kainattan okunduğunu Bismillah üzerinden anlattı. Oradan iman, ibadet geliyoruz. Burada bakınız hayırhah zat geldi, irşad etti. Kıssada bu vardı. Kıssayı baştan okumayalım tekrar ama oraya bir döneyim mesela. Oradan bir parça söyleyeyim. O biçare şu dehşet içinde meyusane düşünürken sağ cihetinde Hızır gibi bir hayırhah, nurani bir zat peyda olur ona der. Meyus olma, sana iki tılsım verip öğreteceğim. Güzelce istimal etsen o arstan sana musahhar bir at olur. İlâ ahir. Bahis böyle devam ediyor. Şimdi burada Bediüzzaman Hazretleri aslında kıssa içinde, temsil içinde nübüvvetin şeyini açtı. Orada biz hatta konuştuk nübüvvet bir kanundur falan diye. Onun alt şeyleri de alimlerdir. Alimler, hakiki alimler, peygamber varisleridir bahsine de atıf yaptık. Hadisine de atıf yaptık. Yani nübüvvet kanunu, irşat kanunu elbette en büyük temsilcileri, ilk temsilcileri nübüvvet yani peygamberler. Onların ne yaptıkları kainatta? Burada evet temsilin içinde anıldılar ama şimdi o anmanın içini bir de burada salavatta dolduruyor. Ben salavatların bu kadar kesretli, bu kadar zengin, bir sanki edebi dalmış gibi adeta yani İslam şeyinde, literatüründe salavatlar sanki bir edebi alan. Yani nasıl deneme, bugün modern edebiyatta deneme bir alan, makale bir alan, öykü bir alan, fıkra bir alan yani bir üretim alanı. Bunlar bir tarz. O alanda üretim yapıyorsunuz işte külliyatlar oluşuyor gibi. Salavat da ümmet içinde bir alan olmuş. Gene işte şeyler Süleyman Çelebi'nin o şeyi, bak şimdi ismi aklıma gelmedi. Neyse. O okunan camilerimiz, ha Mevlid-i Şerifler, ha tövbe estağfurullah unuttum ya, estağfurullah. Mevlidler mesela, Mevlid-i Şerifler, çok versiyonları var mesela. Kürtçesini de biz bazen evde dinliyoruz. Çok güzel Kürtçe Mevlidler de var. Başka dillerde de var mesela. Urduca da var, Farsça da var, Arapça da var. Bir sürü Mevlid var. Her biri birbirinden güzel. Her birini yazandan Allah bin kere razı olsun. Şimdi ümmet niye bu kadar üretimde bulunmuş? Yani peygambere salavat getirin diye Kur'an emretiyor. İnnallâhe ve melâketehu yusallûne alennebiyyâ yüleceynâmenü sallû aleyh sallû aleyhi ve sellimu teslimâ lebbeyk. Hani biz de tesbihatımızda okuyoruz onu, hep beraber salavat getiriyoruz onu okuduktan sonra. Lebbeyk deyince salavat getiriyoruz. Bunu niye yapmış ümmet? Ya bir kere salavat getirseler, Allahümme salli ala seyyidina Muhammed deseler bu iş görülürdü gibi geliyor. Ayetin emrettiği sadece buymuş gibi geliyor. Ama ümmet öyle bir üretimde bulunmuş ki salavat konusunda. Salatin tefriciyi açıyorsunuz, ya derya derya yani. Salatin tüncinayı okuyorsunuz, derya. Başka başka salavatlar var bir sürü. Her birinin içinde böyle yani bir yandan evet salavat getiriyorsunuz ama bir yandan da bir şeyler öğreniyorsunuz. Özellikle de Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin kainatta nasıl bir fonksiyon gördüğüne dair. Külliyatın içindeki salavatlarda özellikle Bediüzzaman'ın Risale-i Nur'da andığı salavatlar içinde çok şiddetli bir şekilde bunu görüyorsunuz. Bir yandan salavat getiriyorsunuz, bir yandan da Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın tarifini öğreniyorsunuz. Bir Müslümanın dünyasında peygamber nedir? Bu salavatlar vesilesiyle bize o da öğretiliyor. Bakınız bu çok önemli. Yani bu salavatlar neden bu metinlere bu kadar kaynaşmış bir şekilde var? Peygamberden bahsetti. O peygamber hayatta ne yapıyor? İşte bu salavat sana söylüyor. Bu salavatı tefekkür edersen, anlarsan peygamberin hayatta ne fonksiyon gördüğünü, alemde nasıl bir yeri olduğunu, neden rahmetellil alemin olduğunu anlayabiliyorsun yani. O farklı farklı parçalarını farklı farklı salavatlarda bulabiliyorsun. Farklı vurgularla, farklı renklerde, farklı analizlerle hatta bulabiliyorsunuz. Bu gözle salavatlara bakın. Hem külliyatın içindekilere, Risale-i Nur okuyanlar için söylüyorum. Hem de İslam literatüründe
çok istimal edilen salavatlara şöyle bir bakın. Hepsi bir ders. Hepsi bir nübüvvet dersi. Hepsinin öğrettiği bir hakikat var. İmam Şafii rahmetullahi aleyhin salavat olsun. İşte ne bileyim yani, o salavat konusunda metin üreten ne kadar alim varsa, salavat yazan ne kadar alim varsa, hepsinin salavatında bir böyle yani şunu da fark et bak, senin aleyhissalatü vesselam Efendimiz sana bunu da kazandırdı. Senin hayatında böyle bir fonksiyonda gördü. Ümmet için böyle de bir değeri var. Alemde böyle bir kıymeti var gibisinden hatırlatma yapıyor. O yüzden biz salavat-ı şerifeyi asla ve asla terk etmemeliyiz. 14. Leman'ın ikinci makamı, birinci sözden hemen sonra okuduğumuz metin, geldi, Bismillah'ı aldı, salavata bağladı. Orada bunu söylerken dedik ki, hani salavat, peygamberle ümmeti arasındaki dinamik ilişkidir. Yani peygamberimi seviyorum. Nereden belli? Yani bunun ispatı neyle olacak? Bu ilişki nasıl diri tutulacak? Söz gelimi. Ya ben la teşbih ve la temsil. Ben eşimi seviyorum. Nereden belli? İşte her gün çiçek alıyorum. Hah, bak ispat edecek bir şey. Her gün çiçek alıyorum. Veya işte her gün halini hatırını soruyorum. Her gün şakalar yapıyorum, gönlünü arıyorum. Her gün telefon ediyorum. Evde ne yapıyor, ne ediyor bir soruyorum. Veya işte çocuğumu seviyorum. Nasıl belli? İşte her gün şöyle yapıyorum, böyle yapıyorum. Beraber oynamaya gidiyoruz falan filan. Bir şekilde sevginin ispatı, aşkın ispatı, muhabbetin ispatı dinamik ilişkiyle oluyor. Seviyorum çünkü dinamik şöyle bir ilişkimiz var. Seviyorum çünkü dinamik şöyle bir şey devam ediyor. O dinamik ilişki yoksa sevgiye de inanılmaz. Geçen Avcılar Meydanı'nda oturuyorum. Bir tane amca geçti. Doğulu bir amcamız. Böyle biraz da sert konuşuyor böyle. Kızıyor telefonda. Üçüncü bir kişi hakkında bilgi veriyor başka bir kişiye. Ya onun sevgisi de yalandır. Ya onun sevgisi de yalandır. Ne selam eder bayramda, ne selam eder diyor Ramazan'da, ne selam eder hastada. Böyle sayıyor ama kızarak sayıyor böyle. Yani nasıl anlatıyor bize o adamın şeyi yalan olduğunu, sevgisinin, muhabbetini? Adam diyor ilişki kurmuyor benimle. Hani bir aramıyor, sormuyor, nasılsın demiyor. Bayram geçiyor, Ramazan geçiyor. Atıyorum mübarek geceler geçiyor. Şu oluyor, bu oluyor. Adam diyor bize hiç şey yapmıyor. Hal hatır sormuyor, hiç gidip gelmiyor veya. O dinamik ilişkinin yokluğundan sevgisinin olmayışına hükmediyor. Hakikatsiz mi? Değil. İşte ümmetin de Peygamber Efendimizle aleyhissalatü vesselam dinamik ilişkisi olmazsa sevgisi yalan olur. Nasıl ki ibadetsizlik Allah sevgisinin yalanlığına işaret eder. Bakınız, benim kalbim temiz. Namaz kılıyor musun? Yok ama benim kalbim temiz. Olmaz. Dinamik ilişki lazım. Karıma çok sert davranıyorum ama benim kalbim temiz. Oluyor mu böyle bir şey yani? Bunu yedirebilen var mı arkadaşlar? Hani soruyorum ben, bunu yediren var mı yengelere? Ya da yengeler amcalara diyelim, abilere diyelim. Yani yiyen oluyor mu bunu? Kızıyorum, bağırıyorum ama benim kalbim temiz. Yemez kimse bunu. Senin davranışından çıkarılır o şey. Ne duyduğun, ne düşündüğün, ne hissettiğin, değil mi? Davranışından çıkar. Bizim de aleyhissalatü vesselam Efendimiz'e karşı duyduğumuz sevgi salavatımızdan çıkar. Sünnet-i seniye ittibamızdan çıkar. Ona uyun ki Allah da sizi sevsin diyor Kur'an. İşte ona uymamızdan çıkar. Bunun delili. Bu açıdan da salavat-ı şerifeler ümmetin peygamberiyle aleyhissalatü vesselam dinamik ilişkisidir. Kalpte sevgisini diri tutmasıdır. Coşkusudur, heyecanıdır yani onun gayretidir. Modernistler niye salavata çok takık? İşte biraz da bundan. Mesela ben hatırlıyorum Mustafa İslamoğlu bu kadar dümeni kırmadan önce daha evvelinde bu salavatları çok dinliyorlardı. Salat'ın tefriciyeyi falan, tüncinayı şey yapardı ya, bunlar çok abartılı, bak burada öyle bahsediyor ki bu diyor Allah'ı anmak gibi, haşa. Peygamberi diyor Allah yerine koyuyorsun falan filan. Hatta ben onu bir gün o zamanlar umumi bir derste anmıştım, biraz mevzu olmuştu yani. Ben dedim ya bu adam böyle şeyler söylüyor, buna bir cevap vermek gerekmez mi? İlahir orayı açmayayım.
Ama niye takıktı o adam? Bak sonra gösterdi arızasını. Bak salavata takıktı. Ahiri ne oldu? Ahiri işte sünnet-i seniyeyi, hadisleri, sahih hadisleri, kafasına uymayanları, beğenmediklerini, hevasına denk gelmeyenleri reddetmeye kadar vardı. Demek ki salavatı hürmet, salavatla hürmet, onunla dinamik ilişki, aynı zamanda sünnet-i seniyeye hürmet, sünnet-i seniye ile dinamik ilişki ve onun da ötesinde Kur'an'ı doğru anlamak, ehl-i sünnet vel cemaat istikametinde anlamakla da ilgili, bu da oradan bize göz kırpıyor. Evet efendim, yani aslında salavatı izah edeceğiz diye başladık ama girizgahımız şeyden fazla sürdü. Sanki dersin normal gidişatından fazla sürecek gibi. Pekala, girizgahımızı durduralım. Meali üzerinden, kısa meali üzerinden konuşmaya başlayalım. Şimdi şöyle başlıyor. Allah'ım kalbimizi iman ve Kur'an nuruyla nurlandır. Bu çok rastlarsınız buna. Herhalde hatim dualarında da var bu ifade. Yani Kur'an nuruyla nurlanmak. Demek ki başka yalancı ışıklar da var. Onlar da hayatı aydınlatıyormuş gibi hissedilebiliyor, gelebiliyor. Aldanışlar olabiliyor demek ki. Hani ben bu tayini mesela o dualarda da rastladığımda, başka dualarda da rastladığımda hep bir şey olarak anlarım. Hani başka ışıkla değil de bununla aydınlat Allah'ım. Çünkü onların da yalancı ışıkları kandırıyor. Adam mesela atıyorum Budist sanıyor ki hayatı aydınlandı. Aydınlanmadı aslında. Biz burada asıl ışığı çağırıyoruz. Allah'ım kalbimizi iman ve Kur'an nuruyla nurlandır. İmanımız o nur şekillendirsin. Başka nurlar, yalancı ışıklar kalbimizi aydınlanmış gibi hissettirmesin. Bizi yanıltmasın. Bizi savurmasın. Yedinci sözde de bunun ilgisini kuralım. Yedinci sözde ne vardı? Aldanış vardı. Dessas Ayyaş bir adam geliyordu, aldatıyordu değil mi adamı? Askeri. Nefide olan askeri. Sürgün yolculukta olan askeri aldatıyordu. Burada da duada da o var. Allah'ım beni sen aydınlat. Başkası aydınlatmasın. Başkasının aydınlattığını sanmayayım. Sanki bu duada o şey var. Allah'ım kalbimizi iman ve Kur'an nuruyla nurlandır. Allah'ım kendimizi daima sana muhtaç olduğumuzu hissetmekle bizi zengin eyle. Bakın ne süper bir dua ya. Allah'ım kendimizi daima sana muhtaç olduğumuzu hissetmekle bizi zengin eyle. İşte asıl zenginlik bu. Allah'a muhtaç olduğunu hisseden en zengindir. Neden? Allah'ın cömertliği bitmez ki. Sen hissedersen o da verir. Bu dünyada da verir, ahirette de verir. Onu hissetmediğinde aslında yoksunluklar başlıyor. İstediğin şey elinde olsun. Zenginlik, güç. Alabilir misin yani her istediğini? Bir de üstelik hani dünyanın tersinemeyen süreçleri var. Yaşlanıyorsun, bunu engelleyebilir misin? Yok. Ancak kendini kandırıyorsun işte, derini gerdiriyorsun. İşte oranı buranı bilmem botokslandırıyorsun, bilmem şişiriyorsun. Koçbaşı gibi oluyor böyle suratı falan o insanların. Yani hiç güzel olmuyorlar yani. Ben bir kere canlısını gördüm. Yani televizyonda falan artık çok rastlıyoruz da ünlülerde o artık moda oldu. Botokslandıralar çağı. Bir tane canlısını gördüm yani Allah'ım ya Rabbim yani yüzü şeyden çıkmış gibi görüyor, insanlıktan çıkmış gibi, başka bir canlının yüzüymüş gibi, tuhaf yani. O da güzellik diye satıyorlar. Vallahi insanoğlu her şeyi yiyor. Kendimizi daima sana muhtaç olduğumuzu hissetmekle bizi zengin eyle. Senin rahmetine ihtiyaç duymamakla bizi fakir düşürme. Senin rahmetine ihtiyaç duymamakla bizi fakir düşürme. Muhteşem. Demek ki Allah'ın rahmetine ihtiyaç duymamak asıl fakirlik. Karun mu fakirdi, Musa aleyhisselam mı fakirdi? Karun fakirdi. Firavun mu güçlüydü, Musa aleyhisselam mı güçlüydü? Musa aleyhisselam güçlüydü. Neden? Çünkü o sonsuz kudret sahibine dayanmasını biliyordu.
kendisi cismani olarak ne durumda olursa olsun, aşireti, akrabası ne kadar az olursa olsun, silahı, ordusu olmasa da olur, ne kadar az olursa olsun, buna rağmen asıl güç sahibini bilmekle, ona yönelmekle fakirliğinden kurtulmuş oldu. Çünkü karşılanacak kapıyı bulmuş oldu. Biz kendi güç ve kuvvetimizden vazgeçip senin güç ve kuvvetine sığındık. Sen de bizi sana tevekkül edenlerden eyle. Bakın, biz kendi güç ve kuvvetimizden vazgeçip senin güç ve kuvvetine sığındık. Bunu yaptık. Ama diyor, bizi sana tevekkül edenlerden de eyle. Demek ki sığınmak sadece bu işin bidayeti. Bu bir süreç. Hani bir fiili, bunu belki daha evvelki derslerimizde söyledim. Mesela bir fiili şimdiki zamanda kullanmanın şeyi o fiilin içinde olmaktır. Koşuyorum. Şu an koşuyor olmam lazım o fiilde dürüst olmam için. Değil mi? Koşuyorum çünkü o fiilin içindeyim. Koşacağım dediğim zaman şu an o fiilin içinde olmadığımı ifade eder. Koştum dediğim zaman bir zaman onu yaptığımı ifade eder. Şu an onu yapmıyorum demektir yani. Aynı onun gibi. Şimdi iman da mesela kalbin ameli. Ettim iman ama şimdi o bir bidayetti sadece. Başlangıçtı. İman aslında yaşanan bir süreç. Şu an imanlı mıyım? Eğer hala imanımın bakış açısını koruyorsam evet. Ondan sapmıyorsam evet. Yani kafa kağıdı Müslümanı değilim ben. Demem lazım o zaman işte. Adamın kimliğinde Müslüman yazıyor. Yani bazen YouTube'da öyle videolara rast geliyorsunuzdur. Hani kelime-i şehadet getir diyorsun. Adam söyleyemiyor. O kadar uzak kalmış ki kendi kültürüne veya İslamiyete. Veya işte bir dua oku diyorsun. En bilinen Fatiha suresini bir oku diyorsun. Okuyamıyor adam. Karıştırıyor kelimeleri. Söyleyemiyor. Şimdi o iman etmiş mi? Evet etmiş. Hani biz imansız demiyoruz ama onun şimdiki zamanda yaşatılmasında mahrumiyeti var. O yaşamaya devam etmeliydi. O dinamik ilişkiye dönüşmeliydi. İşte burada da sanki ona bir kapı açılmış. Sığındık, kendi güç ve kuvvetimizden vazgeçip. Ama bir de tevekkül, o sürecin devamı. Tevekkül, imanın devamı bakınız. Bir açıdan, bir perspektiften. Tevekkül, yani işlerinde Cenab-ı Hakk'ı vekil kabul etme, onun şeriatıyla, onun emir ve yasaklarına göre hayatını şekillendirme, kendi hevandan, aklından, doğru yanlış tayininden vazgeçip Cenab-ı Hakk'ın tayin ettiği şeriata tevekkül etme, adanma, teslim olma, işte bu iman sürecinin devamı. İman ediyorum. Çünkü tevekkül işindeyim hala. Süreç devam ediyor yani. Dinamik ilişki. Demek ki salavatla Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam arasındaki bağ, ona muhabbet arasındaki bağ, tevekkülle de iman arasında var. Belki böyle hani biraz daha kolaylaştırıcı bir bilgi oldu. Tevekkül ediyorsan imanın diri kalıyor. Çünkü tevekkül her an tekrar o ilişkiyi kurmak gerektiriyor. Her an Cenab-ı Hakk'ın rızasına göre yaşamak, ona bırakmak, seçimleri, iradeni, sana verilmiş sayfayı yine Cenab-ı Hakk'ın iradesi doğrultusunda, külli iradesi doğrultusunda doldurmak, işte o tevekkül. Yani sadece amel edip sonucu Allah'a bırakmak değil tevekkül. Bunu söylemiştik, daha geniş düşünmek lazım. Tevekkül aslında insanın hayatını ondan aldığı emanet çiftliği, altıncı söze atıf yapalım, ondan aldığı çiftliği gene ona satmasıdır Allah'a. Ondan aldık, emanetçiyiz. İrademizle tekrar ona bırakıyoruz. İşte tevekkül budur. Bizi nefsimize terk etme. Bizi nefsimize terk etme. Nefis neydi? İşte kısa vadelilerin sultanı. Kısa vadelileri anlayan. Kısa vade düşkünü. Bizi ona terk etme. Yani bizi kısa vadelilerin mahkumu kılma. Öyle değil mi? Yani nefis dedik aldatır insanı. Nasıl? Hep kısa vadeliye koşturarak, uzun vadeliyi terk ettirerek. Ya işte bu yıl çalışırsam iyi bir üniversite kazanacağım, iyi bir meslek sahibi olacağım. Boşver ya diyor, şu yarın işte diyor şey var.
okey dönüyorlar diyor şurada diyor. Gidelim biz de bir okey oynayalım. Boş ver dersiz diyor. Bak kısa vadeliye kandırdı, uzun vadeli de netti. Nefis böyle çalışıyor. Ona terk olunmamak da kısa vadeye terk olunmamak anlamına geliyor. Bizi hıfsınla koru. Amin. Bize erkek ve kadın bütün müminlere rahmet et. Amin. Zaten bizim dualarımızda bu şey çok olur. Bütün erkek ve kadın müminler. Çünkü hadislerde de bu övülmüştür. Kendin için istediğini mümin kardeşin için de isteyeceksin. Asıl imanın kemali burada oluyor. O yüzden İslami dua, yani İslami metinlerde dualar genelde bütün mümin erkeklere ve kadınlara diye de hani genellemelerle devam eder. Çünkü o hadisten, o sırdan hissedar olmak için kulun, bakın asıl şey burası, salavatın şeyi bölümü, kulun, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kuldu. Bu şeylerde o şey de var, damar. Modernistlerde, işte reformistlerde, bu taifede. Peygamberi Allah yerine koyuyorsunuz. Yahu kelime-i şehadeti abduhu ve resuluhu olan bir dinin müntesibi nasıl peygamberi Allah yerine koyar? Tövbe haşa. Yani zaten başlarken biz bunu tayin ederek başlıyoruz. Kur'an'ın içinde kaç tane ayet Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın insan olduğunu söylüyor bize. İnsan. İnsanlar da bir insan. Peygamberlerin İsa Aleyhisselam üzerinden veya Üzeyr Aleyhisselam üzerinden Allah'ın oğlu haşa böyle bir şey olamayacağını kaç tane ayet söylüyor bize. Biz bunlarla muhatabız. Bu İslami tecrübe, gelenek, bilgi birikim 14 asır böyle gelmiş. Abi bu ahir zaman zıp çıktılar. Öyle demek istiyorum ben yani. Fırlamaları, ahir zaman fırlamaları bunlar. Bunlar abi biliyorlar. Biz 14 asırdır şey yapıyormuşuz. Peygamberi Allah yerine koyuyormuşuz. Haşa sümme haşa. Çözdüler yani. Bak Hristiyanlar çözemedi bunu ha. Bunu Yahudiler, Hristiyanlar, başka din mensupları çözemediler. Zaten öyle bir çözselerdi bu kavga çıkmazdı. Yani Hristiyan diyecekti bak ben İsa Aleyhisselam Allah'ın oğlu diyorum haşa. Sen de Muhammed'e Aleyhisselatü Vesselam Allah'ın oğlu diyorsun haşa. Tamam kavga bitti, sen de şirk koşuyormuşsun, ben de. Onlar öyle bir şey demiyorlar. Onlar öyle bir şey keşfedememişler. Bunlar diyorlar bizim ilahlarımızı teke indiriyor diyorlar. Onlar durumun farkında. Ama abi bunlar uyanmış. Ayrı bir uyanmış bunlar. Müşrikler Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam sağ iken ne diyorlardı? Hatta ta şeye kadar Ebu Talib'in vefatı hengamına kadar bu mevzuyu taşımışlar. Diyorlardı ki ya tamam hani onun da ilahı ilah olsun da bizimkilere de biraz yaratsın ya diyorlardı hani. Sen bizimkileri kabul et, biz de seninkileri kabul edelim diyorlardı. Bununla ilgili mesela ayetler de vardır. Esbab-ı nüzul olarak böyle argümanlar zikredilir. İşte müşrikler demişler ki bir sene sen bizimkilere tap, bir sene de biz seninkine tapalım falan. Böyle bir devri daimle çözelim bu işi falan demişler. Abi bu adamlar bunu çözememişler. Hani müşrikler niye bu kadar İslam'dan rahatsız? Ya şirke kapı bırakmıyor, kapı. Şirke kapı bırakmadığı için rahatsızlar. Yani bir ufak alan bulsalar tamam diyecekler, bu da bizden. Hristiyanlıkla aynı problem yok. Müşrikler Hristiyanlarla problem yaşamıyor. Yahudilerle yaşamıyorlar. Hani şeyi bulmuşlar onlarla uzlaşma yolunu. Niye? Onlarda da var çünkü az çok bu temayüller. Ama Müslümanlarla anlaşamıyorlar. Çünkü Müslümanlar hiç kapı açmıyor buna. Kelime-i şehadeti bile. Abduhu ve Resulü işte. Adamlar fark edememiş, en yakındakiler fark edememiş, o bütün o asırlardaki gayrimüslimler fark edememiş, dememişler yani şöyle bir şey, ya bu Müslümanlarda da şirk var falan dememişler. Aksine diyorlar ki ya bunlar bizim ilahlarımızı teke indiriyor, diğer ilahlarımızdan vazgeçmemizi istiyorlar falan demişler. Abi bu ahir zaman zıp çıktıları gelmişler, anlamışlar, çözmüşler, biz meğer peygambere haşa sümme haşa tapıyormuşuz. Buna ne dersiniz? Buna zeka denmez. Buna fırlamalık denir yani. Ben de onu diyorum. Hak ettikleri şeyi söylüyorum yani. Haddini bilmemek diyorum ben buna. Yoksa dayanakları da yok ya. Hava cıva. Altını kazıyorsun, hiçbir şey çıkmıyor. Ben konuştuklarım itibariyle söylüyorum hep. Boş boş. Hep konuştukları boş. Evet. Kulun, peygamberin
yüce katından seçtiğin, bakın peygamber altın ile doldu, yüce katından seçtiğin, değil mi? Peygamberde bir seçilme var. Alelade bir insan değil bu. Ey hadis inkarcıları, postacı değil bu. Kur'an'ı bıraktı kaçtı değil bu, kurye değil bu yani. Size yemek sepetinden yemek istediniz onu getirdi değil haşa. Mektup istediniz o geldi değil haşa. Kargo istediniz kargocu değil haşa. Bir şey var bunun altında, özel bir durum var bakınız. Peygamberin yüce katından seçtiğin dostun dememiş mi Kur'an'da Habibim diye? Demiş. Dostun yani. Sevgilisi dostu. Mülkünün güzelliği. Sanatının sultanı, inayetinin pınarı. Ya bunların hepsinin altı dolu aslında. Ama vaktimiz geçiyor. Yani mülkünün güzelliği mesela. Neden mülkünün güzelliği diyor? Çünkü mülkün güzelliği onunla okunmuş. Eğer aleyhissalatü vesselam gelmeseydi, bu eserlerin tek bir Allah'a ait olduğunu kim söylerdi bize? O okuttu bize bu pencereden kainatı. Böylece güzellik dağılmadı. Güzellik çirkinliğe dağılmakla dönüşmedi. Eğer biz tevhidi ders almasaydık, o zaman onu ona, bunu buna, şunu şuna dağıtacaktık. Ve bu bölünmüşlükten dolayı ortada güzellik de kalmayacaktı. Yani bütünün gösterdiği güzelliği yitirmiş olduğumuzdan, o en büyük resimdeki güzelliği yitirmiş olduğumuzdan, alttaki parçaları artık bir güzelin parçası kılmak zorlaşacaktı. Bunu nasıl anlatayım size daha böyle açarak? Ya mesela, şimdi bir somun ekmek var önümüzde diyelim. Şimdi bu somun ekmeğin bütünü yenecek bir maddeden değilse, mesela ekmek değil, bu somun şeklinde bir şey ama betondan yapmışlar diyelim. Eğer bu bütünü bunun yenecek bir maddeden değilse parçaları da yenmez. Çünkü bütün parçalardan ibarettir, değil mi? O diyelim zehir katmışlar. Yenmiyorsa bütünü, parçası da yenmez. Kainatın da bütünü güzel değilse parçası da güzel değil. Çünkü güzele hitap etmiyor. Yani devamını da güzel oluşturmuyor demektir. Cenab-ı Hakk'ın güzelliğiyle bağından dolayı kainat güzel oluyor. Yoksa abese gider. Hiçliğe gider, hikmetsizliğe gider. Yani tattığımız güzellik de güzellik kalmaz. Ya mesela diyelim lezzetli bir şey yedin. Hiç oldu, o zaman bu kayba dönüştü yani. Güzel değil, bu sana acı vermek için bir işkence yöntemi gibi oldu. Veya işte çok sevdin, kavuşamadın, elinden alındı. Alındığı zaman ne oldu? Acı oldu sana, keşke tanışmasaydım dersin. Keşke görmeseydim dersin. Nereden gördüm dersin, o türkülerde de falan çok var. Nereden gördüm, nereden karşılaştım seninle falan filan diye. Neden? Çünkü ayrılıktan sonra o tanışıklığın acısı kalıyor sende aslında. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kainatın hiçe gitmediğini, hepsinin tevhid sahibi, ahiretin sahibi bir Allah'ın eseri olduğunu göstermekle mülkün güzelliğini bize gösterdi. Çünkü bütüne anlam verdi. Bütüne anlam veremeseydik biz parçalara anlam veremezdik. Parçaların hiçbir anlamı olmazdı. Kitabın bütünü bir şey anlatmıyor ama içindeki bir cümlenin anlamı var. Bu olmaz yani. Kitabın bütününde bir şey anlaşılmıyor, çöp. Ama içinde bir cümlede anlam var. Bu kitabın sonucu çöp olduğu için o cümle de çöptür yani. Bir yere varmaz. Evet. Bilmem anlatabildim mi yani. Mülkü güzelleştiren Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Çünkü güzel taraflarını, sonsuzluğa bakan taraflarını, kemale bakan taraflarını o gösteriyor. Sanatının sultanı. Evet, kainattaki sanatı da o gösteriyor. Hem de sanatın en girifti de o. İnsan, mahlukatın en üstünü, insanın en üstünde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Dolayısıyla sanatının sultanı, inayetinin pınarı. Değil mi? Cenab-ı Hak onunla bize muvaffakiyet veriyor ibadetlerde. Ona uyarsak muvaffak oluyoruz. Ona benzersek muvaffak oluyoruz. Demek ki inayetin de pınarı. Muvaffak olmaların tamamı onun pınarından akan suyla mümkün. Onun
dairesinde olmayan da hidayet olur mu? Yani düşünün, hiçbir sünnet seniye uymuyor ama hidayet dağıtıyor. Olmaz ki böyle bir şey. Biz diyoruz ki mesela tasavvuf için bile sünnet-i seniyenin önemini anlamışsa, ehli sünnetse diyoruz şeydir. Yoksa diyoruz tehlikelidir. Vartaları çoktur, sıkıntı olabilir, saptırabilir. Amelde, itikatta ehli sünnete bağlı olursa istikametli olur. Neden? Çünkü işte inayetin pınarı o. Başka sular bu şeyi sağlamaz. Hidayetinin güneşi. Yine işte yol gösterici bir güneş. Bize doğruyu yanlışı öğreten güneş. Hüccetinin lisanı. Yani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam aynı zamanda kainatta Cenab-ı Hakk'a gösteren esmasını, sıfatlarını, şuunatını, akaid-i imaniyeyi veya başka amellerin doğruluğunu, Kur'an'ın hükümlerinin doğruluğunu gösteren bütün delillerin lisanı. İlk o söyledi bize bunları. Ha tabi eskiden peygamberler söylemiş ama onların mesajları unutulmuş. En hakiki, en geniş, en izahlı, en değerli toplu, en zengin lisan onunki. Rahmetinin timsali, evet toparlayayım, rahmetinin timsali, yaratıklarının nuru, yani onları da aydınlatıyor. Mevcudatının şerefi, varlıkların şerefi, pek çok olan mahlukatının içinde birliğinin kandili. Bak, pek çok olan mahlukatının içinde birliğinin kandili. Birliği o ilan ediyor çünkü. Hepinizin diyor yaratıcısı Allah'tır. Topluyor. O dağılımı topluyor. Hani insanın varlık hikmeti de biraz bu sanki. Ben bir perspektiften böyle de bakıyorum insana. Şimdi dağılıyor varlık. Tecelliler dağılıyor böyle. İnsan o bütünü okuyup tekrar Allah'a bağlıyor. O karmaşıklığı anlamlandırarak, o karmaşıklığın aslında aynı cümlenin parçaları olduğunu, aynı bütüne hizmet ettiklerini kavrayarak, tesbih ederek, Cenab-ı Hakk'ı tenzih ederek, yani manalarla yükleyerek onları tekrar Allah'a bağlıyor. Manevi alemde bunun yansıması nasıl bilmiyoruz ama bir dönüştürücü gibi yani. Bir toplayıcı gibi, dönüştürücü gibi. Kainatın tılsımının keşfedicisi. Evet, yedinci sözle uygun bir şey. Yani kainatın nasıl okunacak, kainatın defineleri, gömüleri nasıl açılacak güvenli bir şekilde? O tılsım, o keşfetmiş. O tılsım ondaymış, o öğretiyor bize. Rububiyet saltanatının ilancısı, razı olduğun şeylerin tebliğcisi, isimlerinin definelerinin tanıtıcısı, kullarının öğreticisi, kainatın delillerinin tercümanı. Bunların her birinin üstünde bir ders dursak konuşuruz herhalde. Kainatın delillerinin tercümanı. O deliller nasıl Allah'ı anlatıyor? Nasıl Allah'ı gösterirler? Biz bunu kimden öğrendik? Aleyhisselatü Vesselam'dan öğrendik yani. O bize gösterdi. Biz o parmağı takip ediyoruz hala. 1400 yıllık İslam şeyi, tecrübesi, bilgisi, üretimi, marifeti onun gösterdiği parmağın sonucu. O bize gösterdi bu iş nasıl olacak. Nasıl bakırsanız Allah'ı görürsünüz. Evet. Rububiyetine ait güzelliklerin aynası, rububiyeti, Cenab-ı Hakk'ın terbiye ediciliği. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ne yapıyor? Bizi terbiye ediyor. Ümmetini terbiye ediyor. Rububiyetin aynası. Bizim alemimizde, insanlık aleminde yansıyan aynası. Hem de Cenab-ı Hakk'ın rububiyetini öğretiyor bize. Senin görünüp gösterilmene vesile olan Habibin ve alemlere rahmet olarak gönderdiğin Resulün olan Efendimiz Muhammed'e, bütün âl ve ashabına, kardeşleri olan Nebi ve Resullere, mukarreb meleklerine ve salih kullarına salat ve selam eyle. Amin, amin, amin. Biz de bu duaya amin diyoruz. Bakınız kaç mertebe Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın tarifi var burada. Bunları konuşabilsek aslında her bir parçasından Efendimizin bir yönünü öğrenecektik. Birkaç tanesini konuşabildik, hepsini konuşamadık vakit darlığı nedeniyle.
İnşallah önümüzdeki derslerde Üstad Hazretleri böyle salavatlar olsun. Salavatlardan ayrı metinlerde de Aleyhisselatü Vesselam bize çok tarif edecek. Gerekli bir şekilde. Bunu boşuna değil yani. Peygamberi öyle tanıyorsanız insanda sünnet-i seniye ittiba gayreti oluşur. Nasıl tanıyorsanız öyle şevklenirsiniz. Yani şöyle anlatayım. Şimdi mesela tanımak muhabbeti arttırıyor iyilerde. Diyelim benim bir arkadaşım var. Bu arkadaşım iş yerinde beraber çalışıyoruz. El yüzü düzgün bir arkadaş. İşini iyi yapıyor. Bu bir sevginin bir basamağı. Sonra biraz daha böyle tanıştık. Öğrendim ki ya bu çocuk aynı zamanda hemşerimmiş. Sivaslıymış. Bir gıdım daha bir hemşerilik bir bağ girdi. Biraz daha ilerliyoruz. Bakıyorum ki çocuğun mesela tuttuğu takımda atıyorum Beşiktaş'mış. Ben de Beşiktaşlıyım. Bak bir şey daha arttı. Bakıyoruz sonra ortak alanlarımız falan artıyor. İlgilerimiz, düşkünlüklerimiz falan. Her tanımamda çocuğu o şeyler bende de kemal olduğu için yani bence de onlar kemal olduğu için uyumdan dolayı her seviyede muhabbetim artıyor. Ve bir noktadan sonra ben onunla kanka oluyorum. Ayrılmaz arkadaş oluyoruz. Niye? İşte her yönden iyi anlaşıyoruz. Her yönden sevdiğim bir kardeşmiş bu. Takip edilecek birisiymiş diye öğreniyorum ben. Aynen bunun gibi de şimdi sünnet-i seniyeye ittiba etmek lazım. Sünnet-i seniyeye ittiba etmek lazım. Bunu hoca efendilerimiz de bize Allah razı olsun hepsinden sık sık anlatıyorlar. Ama sünnet-i seniyeye ittibanın içi Resulullah'ın aleyhissalatü vesselam marifetiyle, bilgisiyle, onun hayatta gördüğü fonksiyonla, bizim için değeriyle, alem için değeriyle dolmazsa insan o müşevviki bulamaz içinde. Sünnet-i seniyeye niye ittiba edeyim ben der mesela. Bu tarifleri okuduğu zaman ama bir şey oluşuyor yani bir ha yok bu sıradan birisi değilmiş bu ya bu hani bayağı birisiymiş bu falan. Biz takip etmeliyiz bunu merak etmeliyiz yani bu ne yapmış bakalım bize ne öğretmiş. Yaptığında mutlaka bir hikmet vardır. Tanımakla birlikte artar bu. Peygamber'e karşı hiçbir bilişi yok. Hayatından haberi yok. Sünnete ittiba etmek lazım. Adam o bir yere koyamaz ki onu. Sevdiğini takip ediyor. Popçuyu bilmem hopopçuyu takip ediyor. Topçuyu takip ediyor. Niye? Tanıyor. Değer veriyor emeğine. Gördüğü fonksiyona değer veriyor. Ama şimdi sen Efendimiz ona aleyhissalatü vesselam kendi hayatıyla kuracağı bağı anlatamazsan onu bir yere koyamıyor. Sünnet-i seniyeye ittiba noktasında da gayrete dönüştüremiyor. Bu yüzden Peygamber Efendimiz'in siyerini anlatmak, okumak beraber önemli. Siyer dersleri önemli. Bu siyerin çocuk olsun, büyük olsun her versiyonu önemli. Çünkü onu tanırsak, onunla dinamik ilişki kurursak, onunla gelen bilgiye bakışımız değişecek. Peygamberi sevmeyenin, onu gereğince takdir etmeyenin elbette İslam'la bağı da zayıf olur. Bu noktada yine dönüp şeye bir atıf yapalım. Hadis inkarcılarına bu yeni modernist taifeye. Peygamberi İslam'dan ötelemek aslında İslam'ı ötelemektir. İslam'ın mesajının değerini düşürmektir. Peygamberin değerini düşüren herkes İslam'ın değerini düşürür. Ben hiç görmedim bunun örneğini yani. Peygamberi sevmiyorum ama ya da peygamber benim gözümde şu aşağıda ama sıradan bir insan ama çok Kur'an'ı çok önemsiyorum. Hayır, Kur'an'ı da önemsemiyorlar. Onu böyle lagaluga mevzu yapıyorlar, çene çalıyorlar, laf salası yapıyorlar. Sıradan adi metine dönüştürüyorlar. Sıradan insanın getirdiği metin, taşıdığı metin sıradan olur. Ama böyle bir elçinin taşıdığı metin elbette Kur'an-ı Hakim olur. Peki arkadaşlar, böylece 7. sözdeki yolculuğumuz elhamdülillah elhamdülillah bitti. Yarından itibaren inşallah 8. sözü tefekkür etmeye başlayacağız. Cenab-ı Hak lütfu keremiyle bize bunlardan daha nice hakikatler devşirebilmeyi, gırtlağımızdan aşağı indirebilmeyi, hayatımızda kılabilmeyi, hayatımız kılabilmeyi nasip eylesin. Başta bana, yani ben bu dersleri sizin bahanenizle okuyorum ama inşallah istifadem olur diye okuyorum. Biraz daha adam olurum diye okuyorum. Bir umutla okuyorum yani.
Bu umuduma duanızla da yardım edin. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtana inneke entel alimul hakim. Ve ahiru davahümenilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.